Vallahi acı geliyorlarsa ben de acı giderim yani. Tatlı dili ve bekleyemem. Ama Gülcan buradayken ben Besime teyzenin sana hiç acı geldiğini görmedim. Ramazan ayındayız, sana şöyle bir dua edeyim mi? İnşallah senin gelinin senden iki misli olur. Amin Besime diyorum. İnşallah. Ya. Amin diyorum. Söylemlere göre Besime teyzenin olmuş, seninki de keşke olur. Keşke kendim gibi bir gelin bulabilsem. İki misli ama var. Seni her yerde seni bozacak. Her yerde zaman bozmuyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde. Şimdi bak, böyle bir açıklama yok. Kayınvalideni bozuyorsun, bozmuyorum. Ama yeri ve zamanı geldiğinde bozuyorum. Ya gerektiği yerde zaten bozduğumu söylüyorum ki. Benim çekincem o zaman yok ki. Gülcan, o saygı olmuyor. Oluyor oluyor. Yani siz kendi annenizle bile, kendi kardeşlerinizle bile her daim sıkı fıkı, hiç kötü bir kavganız falan olmuyor mu? Ben annemi hayatta bozmam. Hiç, ben de bozmam. Hiç kavganız hayatta olmuyor. Asla olmaz. Reyhan teyzeyi hep bozuyorsun kırmam. Ezgi. Reyhan teyze de senin annen değil mi? Reyhan teyzem beni bol bol bozduğu için o zaman benim de bozduğum zamanlar oluyor. Ama senin kayınvaliden sana hiçbir şey yapmıyor. Benim kayınvalidemin yaptıklarını sana Besime teyze yarısını yapsa sen burada kıyameti koparırsın. Demek ki senin annen bence seni ona göre konuş. Hayır, bu yaşına kadar senin annen ona seni göre hiç bozmamış. Güngör orada nasıl demiş? Besime Hanım benim gibi diyor ya Gülcan. Benim gençliğim gibi diyor. Yok, ben öyle değildim, o kadar değildim. Ben tamam, o kadar değildim. Gülcan inşallah kendi gibi bir gelin bulur, kendi gibi bir gelin kendine nasip olur inşallah. Ben buna, bu duaya da amin diyelim. Güngör söylüyor ya, doğru söylüyor. Benim Gülcan hoşuma inşallah oğlu var şu anda, Yazım var. Bir de kız versin Allah. Amin. Ondan sonra göreyim ben, görecek nasıl. Ona da beteri bir gelin gelsin bari. Aynı kendiye benzeyen bir gelin de Mevlam inşallah, kurban oldum, Allah kendiye versin. Ay. Gülcan gibi bir gelin versin.